Şimdi bakalım. Olanlar oldu. 27 yaşından 24 yaşına bakın nasıl düştü. Evet. Evet. Dorsal çizgisini görüyoruz. İki tane noktası var. Buradaki açısı var. Poligon. Şuradaki açısı var. Şuraya doğru bir kırılması var. Şurası çıkıp şimdi geliyor. Tam burası. Buraya ne diyoruz? Çıkış açısı. Bakın burada 2-3 mm yükseliyor. Tekrardan aşağı iniyor. Bak aşağıda, yukarıda, aşağıda. Şurada bir poligon keskin. Derinin inceliği ne kadar önemli? Çünkü ince derili bu hasta. İnce derili olduğu için her şey dört dörtlük. Daha 10. gün olmasına rağmen. Buradaki çıkıntısı belli. Şurası birazcık daha oyuk görünüyor. Seni 6 ay sonra çektiğimde bu oyukluk azalmış olacak. Şimdiden bile ödem olmasına rağmen şunlar yerli yerli. Eskiden şuralar içeri doğru katlıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Böyle burnunu eliyor muyum efendim? Burnunu böyle terk et. Çok normal. Çünkü seni baştan, neredeyse baştan yaptık yani. Kapat gözünü. Kızım, bak da sesini vurdum lan. Ben mesela sergilerime çıktığı zaman ne oldu Zeynep, işte bu mu yani, patlıcan gibi bir şey oldu falan diye söyledim. Sergilere ilk çıktı. Evet. Normal dedim çünkü ödemli yani, siz bunu bir sene sonra, bir buçuk sene sonra görmeniz gerekiyor diye söylemiştim. Şimdi tabii söylediklerini... Kıskananlar çatlasın. Pişman oldular değil mi? Evet. Beni daha birinci ayda şikayetvar.com'a yazan var. Para koparmak için, bak saçını ekmişiz, çıkmış. Para koparmak için açıkça bize mesaj atan tipleri anlıyoruz. Şikayetvar.com'a yazıyor. Öyle bir site ki orası. Kafasını esen herkes yazabiliyor. Ve engelleyemiyoruz. Ama biz ne yapacağız? Şikayetvar.com'a haksız yere yazan insanlara dava açacağız. Kaç bin kişi görmüş? 20 bin. Ben ortalama 20 bin kişide kaç tane satış yapıyorum? 1000 kişi. 1000 kişinin parasını tazmin olarak onlardan alacağız. O yüzden şikayetvar.com'a yazarken dikkatli olun. Hele iş sözde copy paste yapan şeyler, şikayet var, bir de var. Rakip firma gitmiş ekşi sözlükte beni oradan şikayetleri kopyalamış, direkt yapıştırmış. Ne amacı olabilir? Rakip. Ha, kardeşim geçmiş olsun, sana da sağlandı, tazminatına gireceğiz. Haberiniz olsun. Bizim yerimize para biriktiriyorsunuz, Allah razı olsun size. Biz ne yapacağız aldığımız parayı? Yemin ediyorum bir kuşuna dokunmayacağım. Yarısını LÖSEV'e, yarısını da Mehmet Çikolata'na başlayacağım. Bu göbüş ne göbüş? Var mı devredeki abi göbek? Yoktu. Vallahi yoktu. Yani bunu mu yordunuz şimdi? Keşke adamı atacağım da erkeklere. Hep kadınlara değil ya, biraz da erkeklere ya. İz birazcık kalacak. Çünkü de kalın derisin, pisileşiyorsun. Ben de pisileşiyorum. Bak bir yerde burada yarısı var. Çocukken kelebek bıçağıyla kesmiştim kendimi. Yani. Okul yaşında kelebek bıçağı var. Bir adam düşünmesin ya, manyak. Ne olacak bu bilgiyanın hali diye büyütüldü mü? Ama günün sonunda başarılı benim. Yani hep bir ne olacak yani, bu adam nasıl adam olacak? Adam kötü manada değil yani, bir şekilde sürekli bir yiyor yani. Anladım. Kurcalıyor yani her şeyi. Evet. Sonra günün sonunda hala öyle. Kızınız sakin mi bari? Değil. Size çektiğinizi. Konser bir sürü kadın kilo veriyor. Bas top, bir bas top. Ay ben bakarım konserime seni. Abla bir sepsin ekmek yiyeceğiz daha sadece. Daha sizden çocuğu okudan ben. Sık sık buradayız. Anlaşıldı ya. Evet. Çünkü ağırlık kaldırırken de spor eskiden gidiyor. Ödük göbeğe yürürken. Tamam mı? Yeniden başlayacağım bu arada. Hem de bir YouTuber'la başlayacağım. Karı koca ikisi de YouTuber. Kız şeyi çalıştıracak. Duyguyu. Oğlan beni çalıştıracak. Kız da rakip ya. İnsan kesiyorum hocam. Teknik olarak yaptırmış bu. Yemiyoruz alttan. Şimdilik sadece sandalye yemeğe varsın. Bu espriyi tabi sadece o filmi izleyen insanlar anlayabilecekler. Bu da bizim şeyimiz olsun, farkımız olsun. Bak bak, burun gör burun. Baban da mı burun yapar ya? Şahane. Hangi yüzden şikayetçisin? Sürenler derdik. Ya onun sebebi ne biliyor musun? Derin kalın ya. O yüzden. Ya ama herhangi bir krem kullansam, bir şey kullansam fayda. Şöyle bir şey söylüyorsun. Ben şimdi izi tamamen geçiren bir krem bulduğumu düşünüyorum. Ama daha bak, deniyorum. Bak mesela burnun içerisinde ne oluşturacak? Tamam, oluşturacak kanısını engelleyecek kanla da yaptım. Ama bunların yasal süreçleri var. Ben normalde majestive ilaç. Yani sana şu anda kullanacak ilacı istediğim şekilde üretebiliyorum. Ben doktorum. Ama sana söyleyeceğim. Şahsen.
satamam. Şu an bir nefes al. Hayvan gibi iyi alıyorsun değil mi? Evet, aynen öyle. Bir saniyede açtım. Gördün mü? Peki bu... Nasıl damlaymış? Güzel. Şimdi bak canavar gibi nasıl alıyorsun değil mi? Hiç öyle çekiştirmene falan gerek yok. Demek ki mekanik bir sıkıntı yok. Şöyle elimi koyuyorum ki yatabilirim. Mekanik bir sıkıntı yokmuş demek ki. Anladın mı? Dünyanın en sık ikinci bağımlılığın otrivin olmasının sebebi bu zar. Niye orada yaptın? Biz de yapmadık. Benim botoks yaptığımı bilmiyor musun? Biliyorum. Tamam. Ben de onu alamıyordum. Çok kırgındım. Rol şöyle büyütülür. Doktorculuk oynarsın. Sadece ben varım. Beni geçemezsin dersin. Rolü büyür. Anladın mı? Onlar profesyonel rol büyütmeyi çok iyi biliyorlarmış. Hani bir yaptığı şey sana günün sonunda bütün cevapların ortak noktası ödem geçer. Doğru mu? Sadece bunu şirince söyle. Ve sana randevu verdi rolü. Ve sen küstün bize. Ve benim haberim yok. En son Instagram'dan yazdım. Söyledim yani yeter. Ben o zaman ulaşabildim. Yeter daha o zaman ulaşabildin değil evet. mi? Kim hatalı sence? Şimdi sana istihbarat verecek adamlar istihbarat vermezse ne yapacak? Bu kadar derine de girmedi. İyi yapmış botoksunu bak. Kolay kolay kimsenin botoksunu beğenmem. Gerçekten iyi yapmış. Kötü ise kötü derim ben. Yani elindeki asistandır, yenidir.